Tıpkı suyun ve elektriğin gidebileceği en kolay yere gittiği gibi tren yolu da bir akarsu yatağı bulduğu zaman onu takip edip gidiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o müthiş birlik ruhuyla yapılan bu demir yolu, bütün Türkiye'nin en zor açılmış güzergahlarından biri. Fırat'ın bir kolu olan, koşarak Fırat'a doğru giden Karasu. Bu nehrin çok dik kayalar arasından aktığı Divriği-Erzincan arasında tam 117 tünel var. Karasu boyunca trenin tek düze tıkırtısı bir ağıt olup kulaklarımıza doluyor. Bu delişmen sularda çocuğunu yitiren bir ananın ağıtıdır bu. Annem, beni ararsan Fırat kenarında bulursun. Kemah, boğazı kara, anne gel beni ara. Saçlarıma kum doldu, tarak getir de tara. Demir yolu yapmanın ray döşemek değil, güzergah açmak demek olduğu söyleniyor. Bu da demir yolu döşemenin ekmeğin 1.000 lira olduğu bu günlerdeki maliyeti olarak verilen kilometre başına 1.5 milyar çıkıyor. Bu tünellerin yapımında kayaların çok sert olduğu, bu yüzden zaman zaman işçilerin morallerinin bozulduğu anlatılıyor. Bu duruma cevaben Atatürk'ün her gün yediğin ekmek kadar taş koparabiliyor musun? Öyleyse devam et dediği söyleniyor. Bu olay demir yolcular arasında efsane olmuş, dilden dile dolaşıyor. Kışın doğanın tek başına hükmettiği bu beldeye karayoluyla gelinemiyor. Yol uzun ve bozuk. Tren dış dünyayla tek bağlantı. Bağıştaş, İliç, Güllübağ ve Kemah bu yüzden önemli tren istasyonları. Buranın insanları kışın günlük gazetelere göz atabilmek ve ekmeklerini alabilmek için trenin gelmesini bekliyorlar. Ben 12 yaşlarındaydım. Yazın köye taşınır, kışın şehire gelirdik. Keçimiz, koyunumuz vardı. Onları dağda otarıyorum bir gün. Hayvanlar kayboldu. Keçileri bulmak mümkün değil. Ne keçiler var ne koyunlar. Arıyorum dağları yok. Korkuyorum da şimdi eve gideceğiz, 2 tane geçiyor otaramadım diye. Bir de bir sopa yiyeceğiz. Bunu düşündüğüm sıra deprem başladı. Dağda deprem çok kötü oluyor. Büyük kayalar depremin etkisiyle küçük kayalara çarpıyordu. Kayalar hareket etmeye başlamıştı. Büyük kayalar küçük kayaları da götürüyordu. Dereye doğru ben de koşuyordum kayaların önünde. Kayalar arkamdan geliyordu. Ağlamaya başlamıştım. Geçiden falan vazgeçtik artık. Canı kurtarsak ondan iyisi yok. Meğersem hayvanlar depremi hissetmişler. Deprem başlamadan evvel kaçmışlar. Hayvanları köye getirdim. Köyde kadınlar toplanmış halde. Eyvah dediler, Erzincan var. Büyük bir kiraz ağacımız vardı. Onun üzerine çıktım, Erzincan'ın silüetini görüyordum. Çıktık oraya baktık. Erzincan'ın üzerinde büyük bir toz bulutu vardı.
Erzincan'dan önce son durağımız Dumanlı. Burası Nazım Kurşunlu'nun bir hikayesiyle edebiyatımıza girmiş bir istasyon. Dumanlı'da telaki var, küçük bir tren istasyonunda gelişen bir kıskançlık cinayetini anlatıyor. Telaki, demir yolculuğunda iki trenin karşılaşması demek. Buradaysa aynı zamanda iki erkeğin karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Yolculuğumuzun üçüncü şehri Erzincan. Bu güzel diyar günümüzden 5500 yıl önce de bir yerleşim yeriydi. O zaman burada yaşayan insanlar ilk Tunç çağının koşullarında yaşıyorlardı. Günümüzden 3000 yıl önce ise bu şehir önemli bir Urartu merkezi olmuştu. Şehrin en eski adı Asur tabletlerinde geçen Zuma'dır. Erzincan kelimesi ise Selçuklulardan kalan Eriza, Arzingan ve Ezirgan kelimelerinden bugüne geliyor. Erzincan, 1473'te Otlukbeli Savaşı'ndan dönen Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk kez Osmanlı topraklarına katılıyor. Önemli bir deprem kuşağında yer alan bu şehir, son yılların en önemli depremini 27 Aralık 1939'da gördü. Erzincan tren garı şehirde ayakta kalan tek binaydı. Ölü sayısı 15.600 olmuştu. Gar binası bu depremde hastane olarak kullanıldı ve bütün yardım trenlerle yapıldı. Gerçekten de Azrail kötü bir mevsim seçmişti. Ahmet Muhip Dranas'ın Fahriye Abla adlı ünlü şiirinden aklımızda kalmış Dağları Karlı Erzincan. Fahriye ablanın da herhalde çocukları olmuştur. Kışın aylarca soba yakmış, külünü bahçeye dökmüş, bebeklerinin çamaşırlarını yıkamıştır. Belki de hala sağdır Fahriye abla.